bilmem kaçıncı günden günaydın. Karım hasta oldu. Tatile gittim, hep hasta olur. Tatile gittim, hep hasta olmam. Simitleri atıyor. Sadece simitlerim atsa gözlerim atıyor. Şu an Bosna Hersek Trabzon mıydı? Öyle bir yerdeyiz. Bir otele geldik. Dışarıdan görünüşü falan çok güzel. Böyle göl möl var. Otel böyle ağaçların içinde. Ama hizmet sıfır. Köpek muamelesi yapıyorlar. Tabağı önünden alıyorlar. Çabuk kalk hadi kapatacağız falan diyorlar böyle. Ayrıca pis. Pis. Tuvaletleri falan pis. Bazılarına kırık yataklar denk gelmiş falan. Hizmet zaten sıfır da. Hizmet diye bir şey yok ya. Sen oraya sığınmaya gelmişsin. Onlar da sana bir tas yemek koyuyormuş hadi gibi işte davranıyorlar. Aynen. Yani. Kabuğuyla bir tane önümüze koydular. İşte masada boş yer vardı. Gelmeyenler oldu. Bir de ayrı masaya oturamazsın. Boş olan şeyleri dolduracaksın. Sandalyeleri dolduracaksın. Boş olan varsa açılan servisler toplanıyor. Koyulan yemekler geri alınıyor. Ondan sonra yemek saati bitince önünden topluyorlar her şeyi. Yedin yemedin fark etmez yani. Yeseydin. Tabii. Ağzına attın lokmayı bile elinde alıyorlar yani o kadar. Kadın elinden bardağı çekmişler ya. Önünden tabağı çekmişler. Hadi kalk diye tabağı bardağı zaten aldı. Zaten başımızda dikiliyorlardı. Böyle bir de sinirliler yani. Ters ters bağırıyorlar falan. Yaşlı bir teyze var, garibim, ekmek istiyoruz. Yemin ediyorum sanki anasına babasına küfretti. İki tane, iki dilim ekmek getirecek. Onu da böyle beş karış suratla böyle önüne atar gibi getirdi. Aynen. Burası Bosna Hersek ama Sırpların yaşadığı bir bölgeymiş. Yani daha çok Sırp'la, bunlar da Sırp yani. Boşnaklar bizi sever. Öyle düşünüyoruz yani. İnşallah seviyorlar. Biz öyle biliyoruz ama. Öyle biliyoruz da. Sırplar sevmiyor bizi. Yani sanki bütün tatili canım memleketim, ah memleketim desinler diye özellikle düzenlemişler. Şükür tatili bu ya. Ülkende kal çıkma diye şükür tatili yapmışlar. Bu oteli de göstereyim size. Buraya gelmeyin. Sakın yanından neydi bile geçmeyin. Adı? Dur şimdi bakacağım şurada. Şöyle. Otel burası. İsmi de bu. Otel Eotar. Leotar. Öyle bir şey işte. Buraya gelmeyin abi. Yolunuz düşerse bakın. Şurada falan yatın. Şu gölün orada kenarda falan yatın. Buraya girmeyin sakın. Ya bizimkiler otelcilikte bayağı ileriymiş. Ben bunu fark ettim. Bu otel Türklerin elinde olsa burası yıkılırdı. Evet ya. Karımı da hasta ettiler. Menopozlu teyzeler. Evet. Gözlerim yaşadı, burnum yaşadı şu an. Tatilimizi yan ettiler gerçekten. Bok var yani. Azıcık 2 dakika sıcakta oturuver. Ne olacak? Öleceksin mi? Bir de diyorsun ki soğuktan hasta olunmaz. Al. Al çekil. Bak şu. Ben olmuyor. Sen olmuyorsun. Ben oluyorum. Bana niye kızıyor ya? Gruba gömeceksin. Bak gözlerim yaşarıyor. Mutlu musun? Yüzüm gözüm birbirine girdi. Karımı ağlattınız, bedelini ödeyeceksiniz. Şimdi birkaç yere daha gideceğiz. Sonra Saraybosna'da kalacağız. Orada kalacağımız en güzel otelmiş, öyle duydum. Ya bilmiyorum, ben bu Furkan'a hiç güvenemem şu an. Güvenmiyorum şu an. Neyse gidelim. Ağlama. Ağlama değil. Bir de kadından çay istiyoruz. Hatta çay istemedim. Önce sordum. Var mı Türk çayı diye, ben siyah çay var mı diye sordum. Nerede o bana 2 euro mu dedi. Önce bir var mı yok mu onu söyle. Sana parasını mı sordum? Salak mı ne? Dineyim bana parala bunların. Öyle. Çanlar çalıyor. Çanlar tehlike çanları. Doğası güzel ama işte. Burası şeye benziyor şu bölüm. İznik, ama İznik demişim. Aa, adını unuttum lan. Bizim dibimizdeki şeyin adı neydi? Bizim dibimizde? Eskişehir. Borsuk Çayı'na benziyor. Onun da kenarlarında böyle oteller falan, mekanlar var da. Tamam, böyle değil yani. Bizim misafirperverliğimiz böyle değil. Siz gelince biz size neler neler yapıyoruz. Evet, bu gerçek. Sonra kıçı kırıklar gelmiş de vay efendim, minicik bir şeyden olay çıkartıyorlar.
kahvemin içine az süt koydu. Bu ne rezillikmiş. Sen kendi rezilliğine bak. Bir daha var ya bu sütlardan Slav kesimden birisi gelsin bir laf çıkarsın herhalde. Bak neler yapıyor. Çıkarsın. Herkes yine yalamaya devam edecek çünkü euroları var. Çıkarım eurosunu olur. Götüne soksun grupta. Öyle. Yapacak bir şey yok. Hadi otobüs geldi gidelim. Çağırıyor. Ne köyüydü bura? Taşköprü. Ay Taşköy. Taşköy müydü? Poncho madam. Angora şal. Ya. Ben bıraktım ya. Aina vaan eri tahti. Vaihtelee jo. Çok teşekkür ederim. Burası Taşköy. Bir ismi vardı ya buranın, ne köyüydü? Taşköy değil. Bir ismi var, hatırlamıyorum. Bulursam. Buradan giriş yok. Bulursam yazarım. Var var. Vaktimiz çok az burada. Başka bir köydü de. İki dakikaya döneceğiz geri. Osmanlı gelip buraya. Gidelim. Taştan bir köy inşa ediyor. Burası da Şişman İbrahimpaşa Camii. Evet. Ama. Şişman İbrahimpaşa nasıl inmiş? Veya nasıl çıkmış? O zaman şişmanları farklı demek. Molamız çok kısa, hemen 2 dakika çekip kaçacağız. Gidelim hadi. Basacaktım şuraya da sana. Basacaktım aslında. Şeyler var ya, çıkmaya baktığımız o.
Evet. Geliyorum. Ya güzel ama işte şey taş. Çok da muhteşem bir şey yok ya. Her yerde bizim Türk iş portacılar gibi bir şey satanlar var. Kerem bir selfie yapmak hazır mısınız? Evet, köyün adı Poçiteli. Şurada hamam falan var işte böyle. Şu arkamda. Bir de üst taraf var. Başka da hiçbir şey yok. Gidiyoruz. Arkadaşlar burada göreceğiniz en enteresan ülkelerden biri. Burada 3 tane cumhurbaşkanı var, 3 tane başbakan var. 3 milyon nüfusa 900 tane milletvekili var. Her şeyden 3'er tane var. Neden? Çünkü 3 tane millet yaşıyormuş. Hepsi federasyon halinde yaşıyormuş. Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar hepsinin cumhurbaşkanı, bakanları, bilmem neleri hepsi ayrı ayrı. Öyle garip bir yer. Hatta Hırvat bölgesinde Boşnaklar yaşıyor. Boşnak bölgesinde Hırvatlar yaşıyor. Bilmem nerede Sırplar yaşıyor falan, daha da karmaşık. Değişik bir yer yani. Burası da böyle bir kaynak. Evet, buranın yöresel tatlılarını deniyoruz. Bu neydi? Hurmaşka? Hurmaşitra. Hurmaşitra, hurmadan yapılıyormuş. Bu da? Smokvara. Smokvara. Bu da incirden yapılıyormuş. De Türk kahvesi için söyledik, böyle şekerini de istediğin kadar kendin için atıyorsun. Bakalım, tadım testi yapacağız. Bu hurma sütü de bizim şeye benziyor. Vecik parmağı gibi bir şey. Kavura bastı gibi. Ama ikisinin arası gibi. Bir de Kıbrıs'ın bir tatlısı var. Hepsi gibi. Güzel ama. Bu neydi? Smoklava mı? Smoklava. Smoklava. Bu da incirde yapılıyor. Bunlarla ne alakası var? Şu an bunu da
Durmatabiliyor ki. Bu daha hafif. Ondan. Durmatabiliyor mu? Ne? Ne bence o? Karım hasta tadı almıyor. Bir şeye benzetemedi. O yüzden hurma tadı yok diyor. Oha bitirmiş bile. Tad almıyorum diyor ama tabağın hali. Normal kahvaltı yapmadım. Ben de yapmadım. Güzel bu ya. Bir şeye benziyor. Ya, çıkaramadım. Çıkarırsam güzel. Bak içinde irmik var kızlar. Ben size söyleyeyim. İrmik. Tamam mı? İncir ezmese, incir ezmişler bu güzel, tamam mı? Sana bunu kurabiye yapmışlar. Her şerbet dökmüşler, pişirdikten sonra. Ama şeye benziyor tadı ya, yaz elbasına benziyor. Ya ben alamıyorum, alamıyorum ya. Yaz elbası gibi üstünde pekmez varmış gibi, içinde incir varmış, irmik varmış gibi. Hayır, bir şey. Kahvede standart kopuk kahve. Bunları gömelim de. Otobasa, tamam ben yerim. Şurası daha güzel. Nasıl güzel açık. Bana çeksin o. Nuray. Ha? Atacağım ben arayayım. Gurbet elde hasta düştüm, yok. Ağlarım. Neredeyiz? Şu an Mostar mıydı? Mostar Köprüsü'nün oradayız. Mostar Köprüsü'ne doğru gidiyoruz. Küçük küçük dükkanlar var her yerde. Bakır dövme işçiliği yapılıyor. Bileklikler, tepsiler, çok şeyler. Ama tabii bunların bizim ülkemizde yapıldığı için çok ilgimizi çekmedi açıkçası. Bunlar daha basit. Daha kolay şeyler. Kalabalık. Şu an köprüye çıkacağız. Köprüde kalabalık. Dur şurayı göstereyim. Evet, Mostar Köprüsü. Mimar Sinan'ın öğrencisi. Hayrettin miydi? Hayrettin. Mimar Hayrettin tarafından yapılmış. Ah, burası da güzel. Hatta bu Mostar'ın adı da bu köprüden geliyormuş. Mostar köprü demekmiş. Şurası güzel ama. Manzarası. Köprünün kendisi de değişik. Evet. Köprü değil, böyle arada şeyler var. Yani kaymayalım var diye çok gibi çok herhalde. Şu an bence kaymıyor. Eskiden arabalar falan. İşte eskiden bir şey için yapılmış. Daha sonra bura. Bir de bu taşlar kaydı. Savaş zamanı 90'larda. Hırvat topçular tarafından yıkılmış. Sonra 15 milyon euro harcanarak eski dokusuna geri getirmişler.
an çok hızlı. Fener'den şey yapıyorsun. Acaba kaymayalım diye yapmışlar bunu. Açtık. Yağmur bir havada jilet kütüleri burada. Evet. O yüzden arada bir setler çok mutluymuş. Yollar da çok sevdi. Onlar çok kaygan. Yollar da kaygan. Ne taşı bu? Şöyle bir taş işte. Burası böyle Eminönü. Kapalı bir çarşı, güzel yer ama açık. Kalabalık yani. Bir de tabii bizim harcımız öyle turlar var. Bir de ihtiyarlar olunca yürüyemiyorlar. Onlar yürüyemeyince burada tıkanıyor. Şu ilerideki kuleye çıkılıyor bu arada. Vaktimiz kalırsa çıkarız. Şehir manzarası izlemek için. Burada Mimar Hayrettin ilk denemesini yapmış. Deneme olarak burayı yapmış, daha sonra büyük köprüyü yapmış. Burası galiba yamuk olmuş, öyle bir şey olarak. Evet, yağmur yağıyor şu an. Benim burnum akıyor. Dost Nersin Boşnak böreği meşhur. Normalde Saraybosna'da daha iyiymiş Boşnak böreği de. Orada başka bir yere yemek yemek gideceğiz galiba. O yüzden burada bir Boşnak böreği deneyeceğiz. Çünkü o zamana kadar acıkacağız. Evet, burası da Bosna Hersek'teki Türk konsolosluğu. Ha? Bütün görevlilerin Türk olma zorunluluğu yok mu? Yani Türk'tür herhalde. İnşallah. Şimdi bir bıçağın biri nerede? Pardon. Boşnak böreği. Kes et adam bakalım. Keseyim mi? Ne bileyim ben. Ne yapacaksın ya? Allah Allah. Millete deyip deyip. Boşnak böreğin fotoğrafını niye çekeyim? Ben videosunu çekerim. Güzel görünüyor ama bakalım. Yumuşak. Kesemem diye düşünmüştüm ama kesemem. Evet, Bosna Hersek'te Boşnak böreği deniyoruz efendim. Şöyle hemen elimde, ooo sıcakmış lan. Bu ya, böyle. Muhteşem değil ama güzel yani. Tabunun yerine yemek lazım. Çarşaf böreğiymiş de. En güzel ağzını yapıyorum. Bu ıspanaklı değil mi? Ispanak peynir. Ispanak ve peynir var içinde. Hoş, hoş, hoş. Şöyle iç tarafı. Yani biraz böyle yumuşak yumuşak geliyor ağzına. Güzel, orada yoğun peynir varmış. Yedim yani. Saraybosna'ya gittiğimde bakalım asıl orijinali orada diyorlar. Orada da yirik. Güzel. Tamam. Arkadaşım Emine bunu daha güzel yapıyor. Emine. Niye yapmıyor? Yapsın. Emine bize börek yap.
yani şey değil. Biz içine sadece ıspanaklı peynir koymaz, patlıcan falan da koyun. Pırasa bile koyun. Bilmiyorum. Çarşafları işte yani. Yani ekstrem bir şeyi yok. Canım Türk mutfağı, gözünü sevdiğimin Türk mutfağı. Burada dolmalar, işte köfteler, kebaplar falan, herkes bizden çalmış çıkmış yapıyorlar burada. Çay yine sallama tabii. Yeniye bak. Önünün yarısından çok güzel. Çay içemedik. Kebap. Kebap, dolma. Baklava falan yapmışlar. Sizin de elinize baklava ya. Baklava da yiyelim mi? Kimsin baklava yapacağını düşünüyorsun? Baklava da yiyelim. Allah. Hepsi Türk yemekleri. Yaprak sarma var, biber dolma var. Neler neler var. Bitirmek istesene, kapatıyorum. Görüşürüz. Bunu orijinal yerinde yerken çekebilsem çekerim. Sonra iki